Bence tadilat da gerekmez. Yarın hemen taşınabiliriz. Ya geç kalmışsın hocam, kusura bakma ya. Yani sabah sabah lüzumsuz insanların lüzumsuz konuşmalarıyla uğraştım. Ne yaptın, gezebildin mi, beğendin mi? Bayağı beğendim. Bence hemen taşınabiliriz. Değil mi? Bence de süper. Hatta beğeneceğini bildiğim için ben beyefendiye kaporayı göndermiştim. Geri kalanını da bugün yollarım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler, sağ olun. Anlat bakalım, ne oldu? Üf, ne olacak ya, babamın yeni karısı. Sabah sabah bir sürü vıdı vıdı etti durdu. İnanmıyorum ya. Hayır, yeni evlenmediler mi? Hı hı. Ha, bir de karşısında sen varsın. Hani başkası olsa anlayacağım. Sinancığım, sen şimdi olgunu bırak da bak, hayallerimiz gerçek oluyor. Ama sen olmasaydın olmazdı, biliyorsun. Sen olmasan da olmazdı. Yani ben babamdan gizli kime güvenip böyle bir şey yapabilirdim ki? Senin sadece cesaretlendirilmeye ihtiyacın vardı. Bak, arkanda sana güvenen birisi olduğunu unutma. Tamam. Gel, yukarıyı gezdireyim. Hadi. Derincim, bunlar neymiş de bizim haberimiz yokmuş ya. Vallahi ağzım açık kaldı yani. Ali Han'da söyle, gözünü açsın lütfen. Tamam canım. Hadi o zaman görüşürüz, ararım ben seni yarın, öptüm. Yıldız, bir şey soracağım. Senin kardeşin Alihan'ın yanında çalışıyordu değil mi? Herhalde onu da oraya sen soktun. Zeynep çok uzun süredir orada çalışıyor. Benimle bir ilgisi yok. Tesadüfler silsilesi desene. Kimseyi inandırmak zorunda değilim. Babana inandırırım, o bana yeter diyorsun yani. Baban gerçekleri görebilecek kadar akıllı bir adam. Keşke herkes onun gibi olabilse. Efendim, ana yemekleri servise başlayalım mı? Hayır. Halit'i bekleyelim. Aysel, bir su getirsene. Onu demin gösterdim ya, depoyu oraya koyacağız. Tamam. Ay, arkadaşlar size çarpmadan götürürseniz daha kullanmadan kıymayalım onları, değil mi? Kapıdan geçerken dikkat edelim, rica ediyorum artık. Zehra. Ay, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bak, eşyalar geldi. Nasıl olmuş? Senin elinde yer de güzel olmaz mı? Sen şimdi burayı bir de açılış zamanı gör. Açılışa gerek var mı? Bilemedim. Nasıl bilemedim? Bu kadar para yatırdık buraya ya. Böyle çok görkemli bir açılış yapacağız ki her yer yazsın, herkes okusun, bizim müşterimiz olsun. Yani canım, zaten sen ben adımızı buraya verdikten sonra İstanbul'da herkes buraya gelecek. Biraz işlerimiz otursun, ondan sonra bakalım derim. Yani o da doğru gerçi. Neyse ya, sen daha iyi bilirsin. Sonuçta yıllardır bu işi yapıyorsun. Sen bana güven, pişman olmayacaksın. O zaman bu akşam bunu kutlayalım, bana gel. Olur. Hı? Çok da güzel olur. Süper. Bunun devamı gelmedi ya, ben bakayım şunlara. Tamam. Ne güzel bir masa bu böyle. Sana az bile. Gerçi sen alışıksındır bunlara. Ben mi? Yok, o öyle düşündüğün gibi değil ya. Yani ailenin kara koyunu olmak çok yedi benim özelimden. O ne demek? Babamla aramızda benim hatalarımdan kaynaklanan bir soğuk savaş başladı. Hala da devam ediyor diyelim işte. Nasıl yani? Sen babanın ilk göz ağrısı değil misin? Babalar kızlarına düşkün olur diyebilirim. Benim babam çok toleranslı bir adam değil. Yani hata kabul etmez pek. O yüzden ben de sürekli hata yapan ilk göz ağrısı olarak kaldım. O zaman senin ne kadar güçlü ve zeki bir kadın olduğunu görememiş bence. Öyle mi düşünüyorsun cidden?
Böyle olmasaydı ben bu kadar risk alıp geri dönebilir miydim? Zehra, doktorum ben. Ya isteseydim ben yurt dışında bu mesleği yapabilirdim biliyorsun. Ama ben ilk gördüğümden beri senden çok etkilendim. Buraya senin için döndüm ben. Benim için mi? Sana verdiğim değeri anlamamış olamazsın değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.